Gelelim önemli bir başka gündem maddesine. 500 madenci eylem yapıyor. Fatih Poyraz, muhabir arkadaşım, madencilerin eylemini takip ediyor. Hemen oraya dönelim, bölgeye dönelim. Fatih, son durum nedir? Madenciler hani yer altındalardı, yer altından çıktılar mı? Bir de açlık grevine başlayacakları yönünde bir takım iddialar var. Eğer istedikleri gerçekleşmezse. Nedir son bilgiler? Sen onlarla görüştün. Evet, dün aslında sabah saat 8 itibariyle eyleme girmişti. Tam 500 işçi yer altında, yani o maden ocağında eyleme başlamıştı. Yer üstünde de yer üstü işçileri, o arkadaşlarına destek olmak için onlar da dün itibariyle eyleme girmiş oldu ve tam 25 saat geride kaldı bu eylemde. Tabii eylemleri devam ediyor, ancak açlık greviyle ilgili özellikle yer altındaki işçiler bugün de bir sonuç alınmazsa bu eyleme devam edeceklerini ve eylemi de şiddetini artıracaklarını belirtmişti yukarıdaki özellikle yetkililere. Tabii bu çerçevede aslında dün akşam saatlerinde oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan dün bu bölgeye geldi ve burada işçilerle görüşme yaptı. İşçilerin özellikle liderleriyle burada bir görüşme gerçekleştirdi ve yine bura özellikle kamu iştirakçısı KİAŞ'a ait bir, yani yaklaşık 2020 yılından beri KİAŞ tarafından işletilen bir bölge ve KİAŞ yetkilileri de bakan yardımcısı bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme neticesinde hem işçilerin taleplerini hem KİAŞ yetkililerin taleplerini alarak bu çerçevede atılabilecek adımları görüşmek üzere bugün aslında bir bazı girişimlerinin olacağını belirtti. Tabii işçiler aslında umutlu da olsa, ancak bugün herhangi bir sonucun gelmesini beklemiyor işçiler ve bu sebeple de eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyorlar. Tabi açlık grevi boyutuna gider mi, o ilerleyen saatlerde tabi netlik kazanmış olacak. Tabi bu noktadan bahsedecek olursak tam 25 saat geride kaldı ve hemen arkamda gördüğünüz gibi burada bulunan işçiler yer üstü işçileri olarak geçiyor. Kendilerinin özellikle yer altı, özellikle maden bölümüne girmeleri yasak olduğu için onlar da yer altındaki işçi arkadaşlarına destek olmak amacıyla yer üstünde onlar da aşağıdaki arkadaşlarına destek olmak amacıyla bu bölgede eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Tabi bu bölgede özellikle hem Beypazarı Belediyesi tarafından hem de yine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yemek tezgahları, yine yemek çadırları var ve burada işçilere yemek şu an için veriliyor. Tabi belirttiğimiz gibi bu eylem eğer açlık grevi boyutuna gitmezse burada yemek de yine işçilere veriliyor diyebiliriz. Yine bu çerçevede aslında bu noktada bahsedecek olursak tabi destek açıklamaları da yine işçiler için bir destek açıklaması da geldi. Hem özellikle Ankara Barosu'ndan oldukça önemli bir açıklama gelmişti. Ankara Barosu 2000 ailenin ekonomik mağduriyeti gibi sert haksızlıklar zinciri karşısında madencilerin başlattığı eylemin yanında olduğumuzu, süreçle ilgili tüm hukuki desteği sağlayacağımızı kamuoyuyla paylaşırız mesajı vererek işçilere destek oldu ve şu an aslında kameraman arkadaşım Uğur Koçak ekranlara getiriyor. Yine özellikle 9 vardiyasında göreve başlayacak olan işçiler de bu noktaya geldi. Onlar da yine bugün gün içerisinde aslında eylemi şu şekilde yürütüyor işçiler. Aşağıda yer altında duracak, yani saat dilimi olarak maksimum 36 saat işçiler aşağıda kalabilir ve 36 saat sonra yukarı çıkmaları gerekiyor. Özellikle aşağıdaki hem basınçtan hem de hava durumundan dolayı. İşte bu 9 vardiyasında şu an gelen işçiler de aslında aşağıdaki işçilerle bölüm bölüm değişim yaparak bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Çünkü 24 saat, 25 saat geride kaldı bu eylemde ve 36 saat maksimum bir süre. Bu çerçevede işçiler maksimum aslında o bölgede 36 saat kalabilir. İşte bu sebeple de eylemi durdurmamak adına işçiler böyle bir yöntem sergiliyor bu noktada ve gelen işçiler yine aşağıdaki işçilerle vardiyalı olarak değişim gerçekleştiriyor ve aşağıda tam 500 işçi bu şekilde eylemine devam etmiş oluyor. Tabii yine bugün bu bölgeye İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da gelmesini bekliyoruz işçilere destek anlamında.